Şu an fiyatlar çok uygun. Salatalığı saymazsak. Yani şu an ne aldın? 2,5. Kabak, patlıcan, domates, her şey 2,5. Biberlerimiz 4 lira. Kıl biberimiz. Salatalığımız 5 lira. Bu haftanın rekoru salatalık. Fiyat çok yükseldi. 3 gün içinde 5 liraya yükseldi salatalık. Bunun bir de ufak olanı var, silor. O 7 lira civarında. Bu hariç geri kalan fiyatlar normal. Vallahi onun hava sıcak olması veya malın yanması başka bir şey değil yani. Diğerleri de şu an zaten Antalya'da mal kısıtlı geldiği için şu an Tokat'tan geliyor, Maraş'tan geliyor, Erbaa, Niksar'dan geliyor. Onun için de uzak yerden geldiği için fiyatlar yüksek oluyor. Ama şu an domates gerçekten normal yani 2,5 lira. Şu güzel domates 2,5 lira. 2,5 Patlıcanımız 2,5 lira. Kemer Manisa patlıcanımız 2,5. Antalya kabağımız 2,5. Fasulyemiz 4 lira. Fiyatlar uygun, gayet uygun. Halde fiyatlar karma karışık inan. Yani inanın 1 milyondan tut 5 milyona kadar domates var. Salgın domates zaten şu an bitti. Buradan sonra gelenler hep şişe domates, salçalık. Ondan sonra Arkon dediğimiz domatesler. Mersin, Anamur tarafından geliyorlar. Erdemli tarafından gelen domateslerimiz var. Onlar da çamurlu, lekeli. Ama güzel, lezzetli, ince kabuk domatesler. Yoksa geri kalan fiyatlarımız sadece bu haftanın rekoru salatalık. Geri kalan her şey ucuz. Yani normal. 30 milyonluk bir eşya alsan 2 kilo patlıcan 5 lira, 2 kilo kabak 5 lira, 2 kilo domates 5 lira. Normal biber 4 lira, 5 lira. Bu hafta yani fiyatlar salatalık hariç gerçekten uygun. Meyveler de uygun. Üzümler 5 lira, kiraz 5 lira, kayısı 5 lira. Elma görüyorsunuz çeşit çeşit elmalar. 3 kilo 10 lira, 4 kilo 10 lira. Fiyatlar uygun. Vallahi fiyatları uygun buluyorlar. Şu an yeşillikçi arkadaşların yanına gittik. Ne aldın? 1000 lira. Kocaman göbekli marullar 2 lira. Maydanoz, teroroka 1 lira. Yani gerçekten para değil. Çiftçi olan biri yani bunu ekmeğe, dikmeye değmez yani. Su vermeye değmez. Yani eziyetine değmez. Nasıl söyleyeyim size? 30 liralık malzeme verdiğiniz mi? Şuradan size 2 haftalık eşya verilir. Hepsinden 2'şer kilo doldursak 30 milyon tutmaz. Şu an 8 çeşit malımız var. Hepsinden 5'er liralık versek 2'şer kilo normalde 30 milyon tutmaz. Ha fiyatlar uygun. Gerçekten uygun. Havanın sıcaklığından bazen yanabiliyor veya tırsabiliyor. Normaldir. Şu an hava sıcaklığı. Arabalarımız kapalı. Kalan malımız ertesi güne yumuşamasın diye akşam fiyatlarımızı kurtardıktan sonra vuruyor. Aldığımız paraya gerekirse veriyor ki yarın taze taze alalım diye. Gelen müşteri sadece yani şu sıcak havada şu an 40 derece neredeyse. Asfaltın sıcaklığı da var. Şöyle malları ellediğinde yumuşak deyip almasın değil. İnanın taze günlük geliyor. Ama nasıl olur? Hava sıcak. Sabahtan beri 10 bidon su içtim. Düşünün ya. 10 bidon su içtim. Bu salatalığı düşünün. Bir saat sonra gelin lastik gibi. Bak daha çiçeği burnunda. Yeni çıkarıyorum. Çiçeği burnunda. Ama 10 dakika sonra gel lastik gibi. Korkudan birer kasa çıkarıyoruz. Ha ıslatırsak olmuyor. Rengi değişiyor, mayışıyor. Bir de yarına kalır mı? Bu sıcakta ıslattığımız zaman direkt çöpe gider. O zaman da kul hakkına girer. En azından azar azar çıkarıyor. Böyle gelip ellediklerinde de yani yumuşar, normaldir. Sadece bunu demek istedim. Bir de yani nasıl söyleyeyim? Müşteri geliyor, geziyor, en ucuzunu arıyor. Normalde öyle değil. Adam konuşsun, karışma. Bu durumlarda ne pahalı alacaksın, ne ucuz alacaksın, orta fiyatlarını alacaksın. Pazar fiyatları bugünlerde biraz yüksek. Önce düşüktü. Yani bu iki haftadır biraz yüksek. Salatalık 5 liraya çıktı. Domates 2,5, 3 aldı. Ha burada da 3 kilo 10 liraya yani fazla para kazanmıyor diye müşteri gelsin. Yani şu anda şu domatesin para kazandığı yok ama sadece o kadar müşteri gelsin. Yani bu çeşitler yanında satılsın. Ya para kazanmak yok. Biraz fiyatlar yüksek. Vallahi kardeşim fiyatlar biz de bilmiyoruz. Halda biraz yüksek. Mesela bugün ne az geldi onu yükseltiyorlar halda. Dün benim kayınlarım da Adapazarı'da bu işi yapıyorlar. Dün telefonu açtım benim kayınım dedi biz silori 80 kuruşa aldırmışız. 1,5'a satıyoruz. Biz de vallahi halda 4 liraya aldık salatalığı. Bak farka bak. Niye az gelmiş esnaflara fiyatı yükseltiyorlar. Ya, kimse bununla el atmıyor. Artık ne olacaksa vatandaş da insiyanda, esnaf da insiyanda. Fiyat haftada hafta tutmuyor. Şimdi millet geliyor diyor ya bu hafta ne olmuş sebzeye? Ne diyeceksin? Bir şey de diyemiyorsun. Öyle baha kalıyorsun. Vallahi biz de bilmiyoruz. Şaşkınmışız ne olacak. Allah büyüktür inşallah düzelir.
Vallahi müşteriye ne diyeyim? Müşteriye biraz da şeye yani çiftçiye desteklemek lazım aslında da. Yani toplasa kimse bu paralara mali toplayamaz. Yani bir de normal biraz daha çiftçiyi düşünmek lazım. Yani bu mal her zaman bu pazarlara insin ki vatandaş yesin. İşte gelmeyince böyle pahalanıyor. Niye salatalık gelmedi? Bu hafta 5 lira. Geçen hafta 2,5 satıyor. 4 kilo 10 lira. Bugün 2 kilo 10 lira. Yani gelmezse böyle. Gelirse ucuz olur. Her vatandaş alır. Her bıçağa göre yani mal olur. Bu hafta mesela vatandaş pazara dolanıyor. Akşamı bekliyor. Akşamda da kimse indiremez. Çünkü kazanamıyor. Şunu 4 liraya aldım ben kaça vereceğim? KDV'si bilmem ÖTV'si, yol parası, mazot, bizim yediğimiz, içtiğimiz poşet, 1 kilo poşet 12 milyon. Nasıl çıkacak? Mecbur. Bunun sırtından çıkacak. Bu da çıkartabilirsek ne mutlu bize. Normal, öyle aşırı bir şey yok, yükseklik yok. Zaten müşterilerin lazımdan dolayı pazarda bayağı şey. Fiyatlar normal yani. Bu fiyatlar iyi yani. Geçen sene neredeyse daha aşırı, hatta daha da düşük olan mallar var yani, bol olan mallardan. Yani şu anda pazarda öyle aşırı bir yüksek mal göremiyorum. Aşırı bir fiyat görmüyorum. Ondan dolayı yani bu fiyatlar iyi. Şu anda iyi fiyatlar. Herkesin alabileceği düzeyde yani. Vallahi onda sıkıntı olur. Sıkıntı var. Onda sıkıntı var. Ondan önce bizim kendi insanımız bilinçlenmesi lazım. Zaten herhalde biraz da havanın sıcak olmasından dolayı bu aralar yani şu saatler tenli. Ama biraz daha geç gelseniz biraz daha burası sıkı olur. O zaman hiç fazla şey normal günden pek farksız olur. Bilinçsiz olduğunuz yani insanların daha bu bilinci tam ermediğini ve herhalde veya çok sıkıldıklarından dolayı biraz daha kendilerini boş bıraktıklarındandır yani. Yoksa öyle pek fazla şey yapmıyorlar şu anda. Kimse pek fazla uymuyor.